İçişleri Bakanlığı yeni somut önlemlere ilişkin genelge yayımladı. O genelgeyle kısıtlamalara ilişkin çerçeve çizildi. Detaylarda merak edilenler var. Örneğin kısıtlamada seyahate nasıl gidilecek? Spor tesisleriyle ilgili ayrıntı var mı? Bakalım. Salgının ilk başladığı dönemlerdeki öngörülerin çok ötesinde ağır bir durumla karşı karşıyayız. Ciddi seviyelere ulaşan hasta ve ölüm sayıları çok daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sınırları çizilen ve yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili bazı detaylarla merak edilenler var. Onlardan biri saat 10-20 arasında hizmet verecek AVM'lerin içindeki restoranlarla ilgili. Çünkü AVM dışındaki restoranlar için paket servis uygulamasıyla hizmet verebilecekleri ve saat sınırı olmadığı vurgulandı. Ama AVM içindeki kafe restoranlar bu kapsam dışında tutuldu. Kısıtlama kapsamında sadece paket servis veya gel al şeklindeki hizmet verecek olan AVM iç restoran ve kafeler AVM'lerin kapandığı saat olan 20'de kapanacak. Tedbirler kapsamında AVM'lerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırılacak. Genelgeyle ikinci bir karara kadar kapalı olacak yerlerden biri de halı sahalar olacak. Karar sadece halı sahalarla sınırlı. Spor salonları, basketbol sahaları gibi alanlar kapalı olmayacak. Hamam, sauna gibi yerler için de bir kısıtlama kararı yok. Bu süreçte merak edilenlerden biri de seyahatler. Kısıtlama süreçlerinde seyahatler nasıl olacak? Hafta sonu kısıtlamalarında olsa bile HES koduyla uçak, otobüs, tren bileti alanlar seyahatlerine çıkabilecek. Türk Hava Yolları hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde uçuşu olanların uçuş belgeleriyle havalimanına gelebileceklerini bildirdi. Peki özel arabayla şehirler arası seyahat edilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı genelgesinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas denildi. Ama istisna durumlar da sıralandı. Sağlık sorunu nedeniyle randevusu olanlar, taburcu olanlar, sevk edilenler, yakınları vefat edenler, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelip kalacak yeri olmayanlar, askeri görevini tamamlayıp evine dönmek isteyenler ve ceza infaz kurumlarından salıverilenler için istisnai durumların olabileceği vurgulandı. Bu vatandaşların İçişleri e-başvuru Alo 199 ya da seyahat izin kurullarından alınacak izne özel araçla seyahat edebileceği ifade edildi.